İbrahim Karagül Ukrayna Savaşı mı, Türk-Rus Savaşı mı? Karadeniz'de nasıl bir oyun kuruluyor? Güneyde, doğuda, batıda savaşlarla yüzleştik. Şimdi kuzeyde, hemen yanı başımızda yeni bir savaş büyütülüyor. Amerika ve Avrupa ile Rusya, doğuyla batı arasındaki keskin hesaplaşma, bir ülkeyi daha savaşa, belki işgale sürüklüyor. Ukrayna krizi, sadece Ukrayna-Rusya çekişmesi değil. Sadece Ukrayna'nın kendini savunma çabalarıyla Rusya'nın işgal arzularıyla sınırlı değil. Daha büyük ölçekli, daha geniş ve kalıcı güç mücadelelerinin parçası. Ukrayna doğunun da, batının da cephesidir. Bu da bir ülkenin, bir milletin son derece talihsiz bir şekilde kurban edileceğini gösteriyor. Kırım'ı işgal eden, Ukrayna'nın doğu bölgesini koparan Rusya Karadeniz ve Doğu Avrupa'da durumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Amerika ve Batı ise başkalarının kaderi üzerinden kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Doğudan gelecek tehdit için Ukrayna'yı ön cephe olarak kullanıyor. Yıllar yılı Türkiye'yi cephe ülke olarak böyle kullandılar. Bu Batı'nın değişmez yöntemidir. Ukrayna'yı da aynı görüyorlar. Sadece bir cephe. Ukrayna kaybetsin onlar için önemli değil cepheyi başka bir bölgeye, başka bir milletin üstüne kuracaklar. Çünkü batı için her millet kendi çıkarına hizmet ettiği kadar değerlidir. NATO'nun, Amerika'nın Rusya ve Çin'i çevreleme planları büyük yara aldı. Ne gariptir ki Amerika ve Avrupa, Rusya ve Çin'e uyguladığı çevreleme stratejisini Türkiye'ye de uygulamaya başladı. Rusya ve Çin korkusu kadar Türkiye korkusu da hissedilir oldu. Türkiye ise bunu yeni bir açılım, nüfus genişletmesi olarak fırsata dönüştürdü. Büyük şok, uçak kanatlarından yere çakılmak. Ancak Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi, Asya'da, Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da çok büyük şoklara neden oldu. Ülkeler ve uluslar batıya güvenip ayağa kalkmanın, uçak kanatlarından yere çakılmak olduğunu fark etti. Muhtemelen bu gerçek 21. yüzyıl için batı adına en büyük kayıp olacaktır. Şimdi Ukrayna'da benzer bir senaryo uygulanıyor. Amerika ve Avrupa Rusya'ya karşı bütün cephe ülkeleri kışkırtıyor. Rusya ise Batı'nın çaresizliğini, güvensizliğini sonuna kadar kullanıyor. Bu çerçevede yeni bir yayılma haritası uyguluyor. Rusya Ukrayna'yı bölecek, Batı Kiev'i yalnız bırakır. Rusya Ukrayna'yı işgal etmez, Kırım işgalini garantiler ülkenin doğusunda tam denetime gider, Ukrayna'yı böler. Batı da Rusya'ya karşı Ukrayna'yı ne pahasına olursa olsun korumaz. Bir yere kadar destekler, sonra yalnız bırakır. Zaten bir işgal beklemiyor. Dar anlamda bir müdahale bekliyor. Bunu bizzat Amerika Başkanı Biden ifade etti. Batı'nın Ukrayna'ya askeri destekten başka tek planı ülkenin tamamını ya da bir bölümünde oluşacak bir işgale karşı direniş grupları oluşturmak. Ellerindeki tek plan bu. Bu da Ukrayna'nın mahvolması demektir. Ancak bu savaşın çok daha geniş ve tehlikeli sonuçları olacaktır. Ukrayna savaşı demek Karadeniz Savaşı demektir. Karadenizi Doğu Akdeniz'e dönüştürmek demektir. Amerika ve Avrupa'nın Karadeniz'e tamamen yerleşmesi bir daha asla çıkmayacak olmasıdır. Amerika ve Avrupa'nın girdiği bölgelerdeki hiçbir ülke asla istikrarını uzun süre koruyamadı. Bu durum kısa vadede Rusya'yı çok rahatsız eder. Türkiye'nin işine geliyor gibi olur ama orta ve uzun vadede Türkiye'nin mahvına sebep olacak bir hal alabilir. Türkiye için böyle bir Karadeniz çok tehlikeli olacaktır. Batı Karadeniz'de de bir Türkiye cephesi kurar mı? Rusya ve Çin gibi Türkiye'yi de çevreleme hedefleri güden Batı'nın bu hesabı Suriye ve Irak'ta yapılanlardan, Doğu Akdeniz ve Ege'de yapılanlardan sonra Karadeniz'de de bir Türkiye cephesi açılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu savaş Karadeniz cephesindeki bütün ülkeleri etkisi altına alacaktır. Moldova'dan Romanya'ya, Bulgaristan'dan Gürcistan'a her ülke bir şekilde bu doğu-batı savaşının tarafı olmak zorunda kalacaktır. NATO gücü, Batı müttefiki, Rusya ile iyi ilişkilere sahip, Ukrayna ile çok yakın, coğrafya ve küresel ölçekte yükselen güç haline gelen Türkiye bütün düğümlerin merkezi konumundadır. Türk-Rus savaşı hazırlığı mı var? Dolayısıyla Ukrayna savaşının merkezinde de Türkiye olacaktır. Hatırlayalım. Suriye savaşı başladığı günlerde Amerika ve Avrupa'nın ilk hedefi Türkiye-Rusya savaşı çıkarmaktı. Uçak düşürmeler, FETÖ PKK provokasyonları gibi bu amaçla çok şey denendi. 15 Temmuz başarılı olsaydı bu savaş çıkarılmış olacaktı. Şimdi yine aynı şey deneniyor. Ukrayna Rusya'yı durduramaz ama Türkiye durdurur. Hesap böyle yapılıyor. Taşlar buna göre döşeniyor. Başarırlarsa Türkiye Rusya savaşı kaçınılmaz hale gelir. Bu da iki ülkenin imhası demektir. Kazanan sadece Amerika ve Avrupa olacaktır. Bir tür yeni Kırım Savaşı modellemesiyle karşı karşıyayız. Türkiye ne yapabilir? Romanya Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırlanıyor. Rusya yüzlerce seyyar köprüyü Ukrayna sınırına getirdi. Amerika çevre ülkelere 50 bin asker göndermeye hazırlanıyor. On binlerce Rus askeri sınırda savaşa giden yolda iki tarafta kararlı görünüyor. Türkiye için amaç şu olmalı ne olursa olsun kriz yumuşatılmalı. Ne olursa olsun bu savaş önlenmeli. Ne olursa olsun Amerika ve Avrupa Karadeniz'e yerleşmemeli. Ne olursa olsun Türkiye Rusya yakınlığı korunmalı, Ukrayna'nın bütünlüğü savunması desteklenmeli. Çünkü batının da doğunun da cephe ülkesi değiliz. Ukrayna mazlum bir ülkedir, mazlum bir millettir. Bütün yönleriyle sahip çıkılmalı ama bu sahip çıkma onları cehennem ateşine sürükleyecek şekilde olmamalı. Çok zor bir denklem. Ama Türkiye ya o taraf ya bu taraf ölçeğinden çoktan çıkmış bir güçtür. Bütün karmaşıklığına rağmen güncele değil, geleceğe bakarak bir oyun kurulmalı. Türkiye'nin siyasi aklının bunu başaracağına, son derece etkili olacağına inanıyorum. 21. yüzyıla güçlü bir oyuncu olarak girmeyi başaran bir akıl bunun da üstesinden gelecektir. Çünkü biz doğunun da batının da cephesi değiliz. Kendi coğrafya okumamız ne diyorsa o. Batının eli zayıf ama aklı hala iki büyük gücü tokuşturup zayıflatmayı hedefliyor. Türkiye'yi Rusya'nın karşısına dikmeye dönük bir oyun kuruluyor. İbrahim Karagül Yeni Şafak. Kürşat Zorlu. Suriye Türkmen Meclisi'ne ne oldu? Neden hala toplanamıyor? Suriye'de Türkmenler o ülkenin asli bir unsuru olarak 7. yüzyıldan itibaren kendisini göstermektedir. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrasında Mondros ateşkes anlaşmasıyla etkinlikleri azalmış ve Anadolu coğrafyasıyla bağları zayıflamıştır. Bu kadim geçmişlerinin yanı sıra aynı zamanda Türk olmaları bilinçli şekilde asimilasyon tehdidiyle yüzleşmelerine sebep olmuştur. Suriye İç Savaşı ve Suriye Türkmenleri adlı çalışmada bazı demografik bilgiler ortaya konuluyor. Suriye'de Türk dili konuşan insanların sayısı 1,5 milyon. Buna ek olarak 2 milyonda Türk dilini unutmuş ve tamamen Araplaşmış bir nüfus vardı. En azından Türkmen nüfusunun 1,5 milyona yakın olduğunu söylemek mümkündür. 2011'deki iç savaşın ardından bunların %60'a yakınının Türkiye ve diğer komşu ülkelere göç ettikleri değerlendirilmektedir. Ve Türkmenler bu süreçte bir yandan rejim bir yandan da PKK, PYD ve DAEŞ saldırılarının arasında kalmıştır. O halde şimdi önemli olan Türkmenlerin Suriye'de etkinleşmesini sağlamak ve göç etmiş insanların topraklarına dönüşünü gerçekleştirmektir. Bununla birlikte Türkmen milli kimliğinin ayakta tutulması, özellikle Halep, Humus gibi Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde Türkmen varlığının korunması Türkiye'nin bir güvenlik sorunudur. Kaldı ki Suriye'nin iç savaş öncesinde en büyük nüfusa sahip üç kitlesinden biri olan Türkmenlerin Suriye'de konumunu güçlendirmesi hem bir hakkın teslimi hem de Türkiye açısından stratejik nitelikli bir hamledir. Sürece bakıldığında Türkiye iç savaşın ardından dikkatini daha çok Suriye'deki muhalefete vermiş. Bu durum Suriye Türkmenlerinin özellikle temsil noktasında geri durumda kalmasına sebep olmuştur. Hali hazırda Suriye Ulusal Koalisyonu üye sayısı 85 ya da 83 olarak değişiyor. STM'nin etkin olduğu dönemde bile 9 kontenjanı varken bugün sadece 6 oy kullanabilen üyesi var. Oysa Türkiye'nin Suriye'deki politikalarını belirlerken ana eksenlerden biri Türkmenler olmalıdır. Bu noktada Suriye Türkmenlerinin önemli bir kuruluşu olan Suriye Türkmen Meclisi'ni gündeme getirmek gerekmektedir. İlk olarak 2012 yılında 1200 delege olarak platform adıyla toplanmış, 2013 yılında meclis hüviyeti kazanmıştır. Bu toplantıya dönemin başbakanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu da katılmıştır. STM 2018 yılında Halep'in Çobanbey ilçesinde yeni bir ofis açmış ve faaliyetlerini Suriye içerisine taşıma kararlılığını ortaya koymuştur. Zaten Temmuz 2019'da yapılan tüzük değişikliğiyle STM'nin yönetim merkezi Çobanbey'e taşınmıştır. Bu süreçte Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları gelmiş ve sivil siyasette etkinleşmeye çalışan Türkmenler Türkiye'nin kontrol ettiği alanlara kısmi olarak geri dönme fırsatı bulmuştur. 24 Kasım 2019'daki STM Genel Kurulu'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kilis Valisi Recep Soytürk katılmıştır. Burada bir de milli marş kabul edilmiştir. Biz de o günlerde bu gelişmelerle heyecanlanmış detayları sizlerle paylaşmıştık. Fakat bu kongrenin ardından Türkmenlerin iç bütünlüğünü sarsan fikir ayrılıklarını ve çıkar çatışmalarını körükleyen hadiseler yaşanmıştır. Gerek askeri gerekse siyasi olarak Türkmenler bölünmeye başlamış ve STM işlevini yapamaz hale gelmiştir. Mayıs 2020'de STM'nin son başkanı Vecihi Cuma istifa etmiş ve bu istifanın ardından STM de faaliyetlerini noktalamıştır. Yaklaşık iki yıldır toplanamayan STM'nin ne bir başkanı ne de toplanabileceğine yönelik bir beklenti vardır. STM'yi başından bu yana destekleyen Türkiye bu kuruluşu yeniden faaliyete geçirmeli ve hatta eskisinden daha işlevsel, dinamik hale getirmelidir. STM uluslararası kimliğe kavuşmalı, örneğin Moskova'da, Cenevre'de temsilcilik açabilmelidir. Devletin ilgili kuruluşlarının ivedilikle STM'yi harekete geçirmesi şarttır. Değilse geç kalmış olacağız ve Türkmenler arasındaki ayrışma, moral kaybı ve göç tehlikesi giderek artacaktır. Kürşat Zorlu HaberTürk